Değerli arkadaşlarımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yeşil Kalkınma Hamlesi'ni Cumhuriyet tarihimizin en önemli hamlelerinden biri olarak nitelendirmiş. Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda ve atık yönetimi iyi bir orkestrasyon gerektirir mottosuyla Beysur Global Enerji Arın Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alican Bey Beyaz Su Beyefendi'nizle birlikte bu teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz hepiniz. Öncelikle hepinizin burada bulunarak ülkemizin geleceği için el ele verme mücadelesine katkıda bulunduğunuz için yüksek müsaadenizle kendiniz için güçlü bir alkış rica ediyorum. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Mütesessiz sorumluluk sadece bir tarafın değil, birden fazla tarafın belirli konuda birlikte sorumluluk taşımasıdır. Yani bir taraf sorumluluğunu yerine getirmez ise diğer taraflar bu sorumluluğu üstlenmek zorundadır. Atık yönetiminde bu modelin uygulanması, tüm tarafların özellikle atığı üreten firmaların bertaraf sürecinde daha dikkatli ve daha sorumlu hareket etmelerine yardımcı olur ve onu sağlar. Terk edilmiş atıkların çevremiz üzerindeki olumsuz etkilerini hepimiz biliyoruz. Binlerce ton atık doğaya terk ediliyor ve ciddi zararlar veriyor. Bakanlığımız bu konuda bazı yaptırımlar uygulasa da mevcut önlemler yetersiz kalıyor. Ancak bakanlık terk edilen atıklar konusunda müteselsiz sorumluluk ilkesini hayata geçirirse atık tesisleri daha rahat çalışabilecek. Örneğin bir atık tesisi binlerce ton atık topladığında bu atığı bertaraf etmek için başka firmalara teslim ediyor. Bu firmalar eğer atığı bertaraf konusunda gereken denetim ve yaptırımları uygulamazsa sadece bertaraf eden değil aynı zamanda atığı üreten firma da sorumluluk taşımalı. Ancak günümüzde birçok üretici firma yalnızca atığın fiyatına bakarak en ucuz teklifi kabul ediyor. Tabi bu da bizim için çok ciddi bir sorun. Çok iyi çalışan tesisler bu konuda mağdur oluyor. Müteselsiz sorumluluk hayata geçirildiğinde üretici firmalar da bertaraf sürecinde daha fazla önem vererek uygun fiyat yerine kaliteli ve güvenli bertaraf hizmetini sunan tesislerle çalışmayı tercih edecekler. Böylece hem çevre korunacak hem de sektörümüz daha sürdürülebilir bir hale gelecek. Sonuç olarak müteselsiz sorumluluk sadece atık yönetimini düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda bertarafını kaliteyi arttırarak çevremizi koruma yolunda önemli bir adım atmasını sağlar. İkinci bir konumuz, çevresel etki değerlendirme raporlarındaki gerçek yatırımların önemi. Çevresel etki değerlendirme raporlarına baktığımda bazı tesislerde ciddi eksiklikler olduğunu fark ediyorum. Özellikle ara depolama tesisleri, geri kazanım ve bertaraf faaliyeti yürüten tesisler arasında çok büyük farklar görüyorum. Bir örnek vermek gerekirse, bir tesis 300 bin lira gibi bir yatırımla aynı faaliyeti gösterirken, başka bir tesis 50 milyon lira yatırım yaptığını görüyorum. Ancak bu 300 bin liraya kurulan tesis binasının boyasını dahi yatırım bedeli olarak çevresel etki değerlendirme raporuna yazdırıyor. Bu da ciddi bir sorun. Tabii ben burada 300 bin ve 50 milyon dedim ama yani 500 milyon, 600 milyon, 700 milyon, 800 milyona kurulan tesislerimiz var. Bunlar da düşük maliyetli tesisler karşısında mağdur oluyor. Şimdi çevresel etkiler açısından bakıldığında 50 milyonluk bir yatırım yapan bir tesis ile çok daha sistematik ve çevreye duyarlı çalışırken maalesef bu düşük yatırım yapan tesis de aynı şartlarda değerlendirilip haksız bir rekabetle karşı karşıya kalıyor. O kadar büyük bir sistem kurmasına rağmen çevresel etki değerlendirme raporlarındaki eksikliklerden dolayı bu tip tesisler yok olabilir ki görüyoruz zaten çoğu zamanda. Bu yüzden çevresel etki değerlendirme raporlarının daha çok titizlikle hazırlanması ve denetlenmesi gerekiyor. Eğer bir eksiklik ya da yanlış beyan varsa bu tesislerden detaylı izahat istenmeli, çevreye duyarlı bir geleceği ancak doğru, adil bir denetimle kurabiliriz. Bu noktada gerçek yatırım yansıtan raporlar sürdürülebilir bir çevre için elzemdir. Bir diğer konum da yanlış kodların kullanımı sektöre olan etkileri. Atık yönetimi ve geri kazanım sektöründe kullanılan kodlar faaliyetlerin doğru bir şekilde düzenlenmesi
ve atıkların çevreye zarar vermeden işlenebilmesi için son derece kritiktir. Ancak geri kazanım kodlarının yanlış uygulanması sektörde önemli sorunlara yol açmaktadır. Örneğin 150202 kodu tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre bezleri, koruyucu giysiler kapsayan bir atık kodudur. Bu tür atıklar geri kazanılamaz ve yakıt olarak kullanılmak üzere ATE tesislerine gönderilir. Ancak birçok tesis bu kodu atık kodu olarak almakta, geri kazanım kodu olarak almaktadır. Yanlış bir uygulama yapılmaktadır bu konuda. Bu tür kodlar geri kazanımı mümkün olmayan atıkları içerdiği için sadece belirli uygulamalarla kullanılmalıdır. Fakat bazı tesisler bu kodları alıp süreçlerine geri kazanım faaliyeti yürütüyormuş gibi gösteriyorlar. Bu hem çevresel açıdan riskler oluşturuyor hem de sektörde haksız rekabete neden oluyor. Özellikle yetkili merciler bu kodları verirken taahhütler alsa da uygulamada bu kurallara uyulmadığını sıkça gözlemliyorum. Geri kazanımı mümkün olmayan atık kodlarıyla faaliyet gösteren tesislerin denetlenmesi gerekiyor ve sıklaştırılması gerekiyor. Yanlış uygulamaların önüne geçilmesini sağlar ciddi anlamda. Ayrıca çevresel etki değerlendirme raporlarının da titizlikle incelenmesi, hatalı uygulamaların da düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. Sonuç olarak geri kazanım kodlarının yanlış kullanımı sadece çevresel sorunlara yol açmamakla kalmaz, aynı zamanda sektörde adil olmayan bir rekabete yol açar. Bu durumu göz önünde kaçırmamak lazım. Bir diğer konum, son konum, geri dönüşüm ve geri kazanım arasındaki farkın önemi. Şimdi yıllardır Türkiye'de konuşuluyor. Burada tabii katılımcıların çoğu da geri dönüşüm olarak dile getirdi. Birçok tesis yangını görüyoruz. Gördüğümüz tesis yangınlarının çoğunu da 300-500 metrekarelik alanlarda faaliyet gösteren tesisler oluyor. Tabii bunlar geri dönüşüm deniliyor ama ben geri dönüşüm ve geri kazanım arasındaki farkı şöyle anlatayım. Geri dönüşüm ve geri kazanım atık yönetiminin sıklıkla birbirine karıştırılan ancak aralarında çok önemli farklar olan iki ayrı kavramdır. Sektörümüz açısından bu farkı net bir şekilde ortaya koymak hem kamuoyunun bilinçlenmesi hem de doğru adımların atılması açısından son derece önemlidir. Geri dönüşüm, atıkların toplandığı, ayrıştırıldığı ve daha sonra başka tesislere gönderildiği bir süreçtir. Geri dönüşüm tesisleri atıkları toplayıp sınıflandırarak bu malzemeleri geri kazandırmak üzere işleme merkezlerine sevk ederler. Bu tesisler üretim yapmazlar. Esas işlevleri atıkların geri dönüşümü için hazır hale getirmesidir. Bu tesisler atığın fiziksel bir dönüşüm geçirmediği, sadece ayrıştırma işlemlerinin yapıldığı tesislerdir. Öte yandan geri kazanım çok daha kapsamlı ve teknik bir süreçtir. Geri kazanım tesisleri atıkları alır ve onları yeniden kullanılabilir malzemeler haline getirir. Örneğin atık türevi yakıt üretimi yapan bir geri kazanım tesisi endüstriyel atıkları alır. Bunları özel işlemlerden geçirir ve ortaya çıkan malzemeleri yakıt olarak kullanılacak hale getirir. Bu tesisler sadece atıkları ayrıştırmakla kalmaz. Aynı zamanda malzemeleri işleyerek onları üretim prosesine dahil eder ve kazandırır. Geri kazanım süreci çevresel ve ekonomik açıdan çok daha yüksek katma değer yaratır. ATE gibi ürünler geri kazanım tesislerinden üretilir. Bu tesisler ciddi teknik altyapıya ve ekipmanlara sahiptir. Bu iki kavram arasında farkın anlaşılması, sektörde yapılan faaliyetlerin doğru bir şekilde algılanması son derece önemlidir. Geri dönüşüm tesislerinde genellikle daha küçük ölçekli ve daha az donanımlı işletmelerdir. Geri kazanım tesisleri ise çok daha büyük yatırım gerektiren, teknolojiye dayalı ve üretim yapan tesislerdir. Bu farkı netleştirmek sektördeki her aktörün doğru bir şekilde değerlendirmesini sağlar ve kamuoyunda oluşabilecek yanlış algıların önüne geçer diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.